Değerli seyircilerimiz, Kanal 23 ekranlarına Melisa Yaşama Daire hoş geldiniz. Haftanın tam ortasında gayrimenkul sektörünü konuşalım istedik. Bugünkü konuğum Birtep Gayrimenkul Anonim Şirketi Gayrimenkul Direktörü Fatih Zor Beyefendi. Kendisiyle beraber özellikle 2020 yılında şu gayrimenkullerde bayağı bir dalgalanma oldu. Aslında fazlasıyla inşaatlar, yapılar yapıldı ama biz fiyatların çok fazla olduğundan hep dert yandık, veryasında bulunduk. Bunları konuşalım, geçen yılı bir konuşalım. Konut satışlarını da konuşalım istiyorum. Biliyorsunuz özellikle yazın krediler, faiz oranları bayağı düşmüştü. Birçok insan bundan istifade etti. Onu konuşalım. Şu konut talepleri fazlasıyla var aslında. Bence taleplere cevaplar da var, fazlasıyla var ama neden bu kadar fiyatlar fazla, onu konuşalım istiyorum. Bir de kendilerinin bir tep şeklinde bir firmaları var diyeceğim. Bunu birazcık açalım. Sizlerle beraber ben de yeni öğreneceğim. Aslında alternatifleri vardı. Daha aşina olduğumuz kavramlar. Onları biliyorduk ama bunlar da yeni. Bunu da açalım. Bir de bir modern projemiz değil mi? Bunu da açalım istiyorum. Sizin de konut piyasasına dair sorularınız varsa, öneri ve görüşleriniz varsa hem Elazığ ekseninde düşünelim hem de Türkiye ekseninde düşünelim. Sorularınızı bekliyoruz. 0538 256 23 23 nolu hattımızı kullanabilirsiniz. Fatih Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. Ramazanlar diyorum herkese. Sağ olun, iyiyim siz. Ben deyim, teşekkür ederim. Çok dertli olduğumuz bir sektörün içerisindeyiz hakikaten. Diyebilirim ki hem otomobil piyasası için aynı şeyi söyleyebiliriz. Biliyorsunuz ikinci eller bayağı bir arttı. Hatta sıfırlarında geçtiği söylendi. Yine işte bakıyorsunuz bütün Türkiye genelinde yapılar fazlasıyla var. İşte yazın biliyorsunuz faizler bayağı bir düşmüştü. Sıfır evler için ayrı, ikinci eller için ayrı. Birçok insan istifade etti. Şöyle piyasalar bayağı bir dalgalı. Evet. Döviz kurları da dalgalı. Yani hiçbir şey stabil değil. Şu 2020 yılına şöyle gayrimenkul sektör açısından bir değerlendirelim mi? Aslında rakamlara girmeden piyasaya bakmak lazım. Yani biz gayrimenkul sektöründe 2020 yılına nasıl başladık? Şimdi Ocak ayında biliyorsunuz bu TOKİ'nin 100 bin konut projesi vardı ve buralara başvurularla girdik. Şubat ayında meşhur Kanal İstanbul, Kanal İstanbul'un ÇED raporu yayınlandı. Ve ondan sonra Mart ayında 15 Mart'ta da biliyorsunuz Covid ülkemize girdi. Ve ondan sonra da artık Nisan-Mayıs ayında da konut sektöründe bir durma noktası başladı. Mayıs ayında hafif hafif hareketlenmeler başladığı zaman da Haziran-Temmuz-Ağustos aylarında çok ciddi, sizin de demin belirttiğiniz gibi, kamu bankalarının özellikle desteklemesiyle beraber çok ciddi satışlar oldu. Tabii kamu bankaları bunu tetiklerken, etkilerken aslında satışları, bu hani faiz oranının etkisi tabii ki psikolojik anlamda vardı ama onun belki bir 2,5 katı da peşin alımlar da söz konusu oldu. Yani konut kredisiyle alımlar orada birazcık bir %5'lik bir artışa neden oldu. Ağustos ayında da artık bu işin ticaret taşınmaz yönetmeliği gibi bir yönetmelik yayınlandı. Şimdi sektör Türkiye'nin en büyük sektörü. Gayrimenkul sektörü. Gayrimenkul sektörünün altında da konut üreticileri de, yani şu anda ülkemizde 450 bine yakın bir müteahhit var. Bunların %80'i konut üretimiyle faaliyette bulunuyorlar. Ağustos ayında da bu işin aracılığını yapan, yani gayrimenkul danışmanları da artık lisanslı emlakçı olmak zorunda dedi. Regülasyon da artık geldi. Sonra Eylül ayında bir imar rantı vergisi ile bir karşılaştık. Yani burada imar artışlarında bir vergi ile ilgili kanunda yeni düzenlemeler yapıldı. Ekim ayında da tarım arazilerinin artık hobi bahçesi olarak kullanılamayacağı, kiralanamayacağı ve satılamayacağı ile ilgili bir mevzuat değişikliği oldu. Aralık ayında da artık 2020 Aralık ayında da gene bir otopark yönetmeliği vardı. O da bir ertelendi. Otopark yönetmeliği aslında gayrimenkul piyasasında hani makro anlamında baktığınız zaman piyasa anlamında bunlar gerçekleşti açıkçası. Fatih Bey, 2020 yılındaki konut satışı nasıldı? Bunu konuşalım istiyorum. Şimdi baktığımız zaman yazın yakın arkadaşlarım da ev aradılar. Çünkü faizler ciddi ciddi düşmüştü. Hatta böyle sıfır evlerde 0.64'tü. Yeni evlerde, ikinci ellerde de 0.74'tü diye hatırlıyorum. Ve tam hani krediler uygunlaştı, işte bütçemize uydu dediler. Ev aradıkları zaman 300 bin liralık bir evin 500 bin lira olduğunu gördüler. Gerçekten hani birden fırladı. Ve o dönem satış oldu mu, gerçekten iyi bir satış oldu. Yaz bandı için söylüyorum. Şu anda nasıl bilemiyorum ama baktığımız zaman Elazığ ekseninde konuşursak eğer,
ciddi bir TOKİ yapılaşması var. Ve diyebilirim ki zaten 1000 küsür tane sanırım teslim edildi. Daha bir o kadardan fazla da gelecek olan var. Bu TOKİ piyasasının bu kadar büyümesi, bunun etkisini de konuşalım istiyorum. Çünkü TOKİ'ye baktığınız zaman sonuçta ev alımlarını daha çok kolaylaştırıyor. Evet, birçok insan şunu diyebiliyor. Hani daha orta segmentte evler, hani biz birazcık daha lükse kaçabiliriz diyebiliyorlar ama bütçe de ortada. Bunu şöyle bir genel olarak bir değerlendirelim mi? Şimdi Elazığ aslında yani tüm Türkiye'yi dolaştığım için rakamlara da baktığımızda Elazığ'da da yerel anlamda işte Haziran'dan bu yana da baktığımızda Elazığ aslında biraz ayrışıyor depremden dolayı. Depremden dolayı çok yıkılan konut olduğu için burada, yani yeniden dönüşüm, kentsel dönüşüm de devreye girdiği için çok ciddi burada üretimle ilgili bir maliyet artışları var Elazığ'da. Bir, malzeme bulamıyorsunuz, üretim yapacaksınız. Çünkü fabrikalar çalışmıyor, geç stoklar geliyor. İkincisi, işçi maliyetleri de artmış durumda. Şimdi 2020 yılındaki satışlara baktığınız zaman özellikle o faiz oranlarının düştüğü aylarda 2003'ten bu yana en yüksek satış ay adetlere ulaşıldı. 2020 yılı siyah ya da beyaz gibi bir yıldı bizim için. Tam tez yılı, öyle ifade edeyim. Çünkü pandemi var, birçok etken var, ekonomik dalgalanmalar var. Bir de rekor kırıyorsunuz, yani 1,5 milyonluk konut satılıyor. Şimdi siz Elazığ'a baktığınız zaman, Elazığ fiyatlarında dediğiniz ya, fiyatlar artıyor. Yani buradan bizi izleyenlere şu mesajı da vermiş olalım. Hani ne zaman konut alalım, yatırımlık mı alalım, işte oturmalık mı alalım? Ben her zaman şunu ifade ediyorum. İnsanlar huzurun, mutluluğun parasal değeri olmaz. Eğer siz huzurluysanız, mutluysanız, ailecek evi beğenmişseniz artık ona hani iki katı vermeyin ama o artık orada onun parasal değeri olmayacaktır. Fakat fiyat artışlarının tabii ki ilk 2020 yılının 5 ayında çok fazla görmedik. Özellikle faiz artışından sonra da faiz oranları düşükken mi ev alınır, yukarıdayken mi ev alınır? Onun cevabını aslında piyasa verdi. Ben buradan ona net söyleyeyim. Her zaman için faiz oranları makul seviyelerdeyken, yani 1'in üstünde 0.99'dur, yani 1'in altındaki makul seviyelerdir ama şu anda 1.40'lar, 1.45'leri konuştuğumuz piyasada şu anda ev alınır. Çünkü konut fiyatları şu anda biraz daha %2 puan daha düşmüş oldu 2020 yılına göre. Şu anda şunu söylemeye çalışıyorum. Konut fiyatları 2020 yılında %30'luk bir artış oldu Haziran'dan bu yana. Fiyat artışları oldu. Fakat %2'lik bir Şubat ve Ocak ayında bir gerileme oldu. Onu da ifade edeyim. Çünkü Ocak ve Şubat satışlarımız çok düşük oranda gerçekleştirildi. Yani 2020 yılında baktığınızda 2003'ten bu yana çok ciddi konut satışı oldu. Ama Ocak ve Şubat 2003'ten bu yana en kötü aylarını yaşıyor. 70 bin adet Ocak ayında, 80 bin adet de Şubat ayında konut oldu. Eskiden 2020'den evvel bir yeni konut satılıyorken, yani sıfır konut satılıyorken bir de ikinci el konut satılıyordu. Yani 600 bin sıfır konut satılıyorken 1 milyon 200 bin ikinci el, 600 bin de ikinci el konut satılıyordu. Toplamda 1-200'dü. Fakat şimdi bu ne oldu? Artık bir yeni konut satılıyorken 2,5-3 katına çıkmaya kaldı. Çünkü yeni konutlar yeni fiyatlarla üretildiği için açıkçası otomatik olarak insanlar ikinci ele doğru da kaymış oldu. Evet. Baktığımız zaman ciddi ciddi bir artış oldu. Zaten faiz oranları çok kısa bir süre düşürüldü. Hemen ardından arttı ve insanlar durdu. Zaten alacaklılar aldılar. Şu konut, Türkiye'deki inşaatı da biraz konuşmak lazım Fatih Bey. Sonuçta sınıflandırdığımız zaman insanları bütçesine göre, işte alt, orta ve üst kesim olarak söylüyorum. Orta kesim zaten büyük çoğunluğu onlar oluşturur ve genel itibariyle şunu yaparlar. Bir evim olsun, bir aracım olsun, evimde oturayım. Belki alabilirsem ikinci evi de yatırım amaçlı alayım diye düşünen insanların zaten ekseriyesinin olduğu bir gruptan bahsediyoruz. Bunlar mı acaba bu kadar konut talebi oluşturdular? Yani Türkiye'de bu kadar konutun yapılmasına ihtiyaç var mı? Neden bu kadar talep var? Şöyle, şimdi demografik yapılar bizi, konut sektörünün üretimi tetikleyenler onlardır. Buradaki hane halkındaki düşüş, yani şu anda
3.4'lere hane halkındaki düşüş, yani bir evde yaşayan kişi sayısı 4'ten 3'e düşmüş. Bu konut artışı talebinde birinci sırada bu vardı. İkinci sırada nüfus artışı. Şu anda bizim nüfus artışımız Avrupa'dan daha yukarıda gidiyor. Avrupa'dan yukarıda gittiği için 2032 yılında öngörülen işte 95 milyon bir nüfusun olacağı yönünde. Bu da konut talebini arttıran farklardan bir tanesiydi. Artan gelir. İnsanlar üniversiteyi bitiriyor, işe başlıyor. Gelirleri arttığı için ister istemez 2 artı 1, 3 artı 1, 4 artı 1 diye evlendikten sonra çocuk arttıkça da o talep de artıyor. Yatırım amaçlı konut alanlar var. İşte ben alayım, kiraya vereyim de diyebilirler. Bunu da yapabiliyorlar. Bu en çok karşılaştığımız şeylerden bir tanesi. Gayrimenkul piyasasında konut talebini etkilen bir de evlilik ve boşanma oranları vardır. Evlilik oranı arttıkça konut talebi artar. Bir de boşanma oranları. Çünkü boşandıktan sonra bir eve çıkmak zorunda. Bu da talebi etkiler. Bir başka demografik yapıya baktığımızda AFAD'ın açıkladığı rakamlar var. Deprem. Deprem ülkesiyiz. Türkiye nüfusunun %66'sı deprem coğrafyasında yaşıyor. Bu da yüz ölçümde %74'e dek geliyor. %66 depremde yaşadığımız için artık eski yapılarımızın da yenileniyor olması lazım. Demin anlattığım demografik yapılardan 600-700 bin bandında yıllık, yani artan gelir, evlilik, boşanma oranları, bunları kastedersek her sene bir kere 600 bin adet, 650 bin konut talebi var insanların. İkincisi, depremden dolayı da Çevre Bakanlığı'nın açıkladığı rakamlarda da şunu söylüyor. 6.7 milyon konut şu anda riskli yapı ilan edilmiş. Bunun 1.5 milyonu dönüşmüş. Bu 2023'e kadar da 2018'de 2013-23 projeksiyonunda da yaklaşık 1.5 milyon konutun daha kentsel dönüşümde, yerinde dönüşümde yapılması öngörülüyor. Yıllık 300 bin adet de buradan geliyor. Yani şunu ifade edeyim. Yeni konut olarak konuşuyorum. Yıllık 1 milyon 200 bin bandında bizim ülkemizin şu anda konut ihtiyacı var. Peki üretim geliyor mu? Onu da birazdan açıklarım size. Üretimde. Evet Fatih Bey, şunu konuşmak istiyorum seyircilerimiz için. Bizi seyreden kemik bir kitlemiz var. Seyircilerimi az çok da tanıyorum açıkçası. Dediğim gibi orta segmente baktığımız zaman, o demografik yapıya da ekonomik yapıya da baktığımız zaman insanlar daha ziyade ikinci evi yatırım amaçlı alıyorlar. Özellikle memur kesim bunu yapar. Çünkü böyle ekstrem hamlelerden hoşlanmazlar. Stabil, daha böyle işte evim olduğu zaman kira gelirim bellidir şeklinde yaparlar. Hani ticarete girenlerin birçoğuna baktığınız zaman böyle büyük meblağlar verip ev satın almazlar. Şunu soracağım size. Ev almak, ikinci ev almak doğru bir yatırım aracı mıdır? Doğru fiyatla alınıyorsa doğru yatırımdır. Doğru fiyatta niye göre derseniz, bir piyasa değeri dediğimiz değer vardır. Şimdi değerleme yaklaşımında 3 tip değerleme yaklaşımı vardır. Bir tanesi emsal pazar değerlendirmesi, ki piyasada %99 bu kullanılır. Eğer siz piyasası baktığınız emsalleri aynı binada 400 bin liraya bir konut varsa, siz 350 bin liraya alıyorsanız bunu, ya alsat yapacaksanız eğer bu bir ticaretse, o zaman 400 bin lira piyasa değeri olan bir konutu alıp satamazsınız. Yani çünkü pazarı olmayacaktır. Bu sefer ticari olmayacaktır. Kar getirmeyecektir. Peki alıp kiraya verebilir miyiz? Eğer siz 400 bin TL'lik konutun getirisi, ortalama kirası %4'ler seviyesindedir. Türkiye ortalaması budur. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum. 500 bin liralık bir konut varsa 2000 lira, 1800 lira, 2200 lira onun kirası vardır. Kira getirisi vardır. Kira çarpanı burada devreye girer. Kira çarpanını hesaplamak lazım. 20 yıl iyidir. Eğer 17 yıl, 18 yıl bizi buradan seyredenler 17-18 yıl kira çarpanını yakalıyorlarsa o evi alsınlar. Yani aldıktan sonra piyasasına baksın. İlk önce birincisi piyasası emsalleri nedir? 400 bin liraysa emsali, 380-375'i alabiliyorsa alsın. Peki de onun bir de kira getirisi de 17-18 yılsa iyi bir yatırımdır yatırım aracı olarak. Bu böyledir. Yani kira çarpanı ve ilk önce pazar dedi, sonra kira çarpanına bakarsak umarım buradan beni anlamışlardır. 20 yıl ve altında. Yani bunu da hesaplarken kira çarpı 12 dediğimiz zaman otomatik olarak çıkacaktır zaten kira çarpanı.
Fatih Bey, şimdi Elazığ ekseninde konuşursak büyük depremden sonra Rabbim bir daha yaşatmasın, öyle söyleyelim bu mübarek inşallah, günlerde inşallah. Evrene güzel enerji yollayalım. Hakikaten birçok insan ev 300 bin liraya aldıysa 2 ay içerisinde elinden işte onu 400 bine kadar çıkardı ve güzel bir piyasası oluştu. Yani hani bu ne kadar güzel kavramını doğru kullandım o da tartışılır ama hem otomobil için söyleyeceğim hem de ev için. Artık yeni bir pazar oluştu gerçekten. Hani evi uygun fiyata alayım, işte kendi normal standart fiyatında satayım. Güzel bir pazar oluştu. Ve gerçekten merak ediyorum. Tamam, boşanma oranlarına da baktığımız zaman, özellikle Elazığ için konuşursak, Türkiye istatistiklerine baktığımız zaman ilk 5'te. Evet, evlenmeler ayrı bir açık oluşturuyor. Boşanmalar ayrı bir açık ama hakikaten bu kadar talep, bu kadar pazar, insan şaşırıyor. İnşaat ülkesine döndük. Şimdi baktığımız zaman dolar kurunda, işte euro kurunda ciddi bir dalgalanma vardı. Biliyorsunuz işte demire kadar bu yansıdı, birden fırladı. Hani ne olacak diye düşünürken bu pandemi sürecinde bile durmayan şeylerden bir tanesi yine konut yapılmasıydı. Ya bilmiyorum, hani sonuçta Elazığ'dan yapıyoruz yayınımızı. Sadece Elazığ için bunu görüyorum, müşahede ettiğim bir şey. Bu 2020'deki bu dalgalanmalar konut yapımını, talebini değiştirdi mi? Şimdi ruhsat sayısı diyoruz biz bu üretimde buna. Müteahhitler gidip ruhsat aldı mı? Kaç bağımsız bölüm için aldılar? Demin ihtiyacı söylemiştim. Demiştim ki 1.100.000 civarında, işte 1.200.000 civarında bizim talebimiz var. Yani her sene bizim bu konutu üretmemiz lazım. Bir konutun da ortalama üretim ayı 24-2 yıldır. Devlet onu büyük projelerde işte 36 ayla sınırlandırmıştır 3 yıla kadar. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum. Bir ruhsatı aldı bir müteahhit bir konutunu, apartmanı yapmakla ilgili. Bunu 3 yıl içinde yapacak. Süresi bu. Kanuni süresi bu. Ortalamada da 2 yılda biter bu konutlar. Şimdi 2020 yılındayız. 2021 yılındayız. 2019 yılında kaç adet ruhsat alınmış ülkemizde daire yapımıyla ilgili müteahhitler almış? Demin talep 1 milyondu. Yıllık talebimiz 1 milyon ihtiyaç var. 2019 yılında 350 bin adet alınmış. Çok düşük. Yani 350 bin tane dairenin üretimi için ruhsat alınmış. 2020 yılında da 550 bin civarında. 2018'de 650 bin diyeyim. 2017'de de 1.4. Yani alttan üretim gelmiyor. Üretim gelmediği için bu ikinci el piyasasındaki rakamlar da kendi içinde işte bu ticaret diyorsunuz ya, ondan dolayı artmış oluyor. Şimdi üretimin gelmemesindeki nedenler de bir tanesi yapı müteahhitleri sınıflandırma kanunu diye işte imar kanununun içine Çevre Bakanlığı bir madde ekleyerek müteahhitleri de sınıflandırdı. Demin nasıl lisanslı emlakçılar burada iş yapacak diyorsam, evet, müteahhitler de artık sınıflandırdı. 9 tane sınıfa ayırdılar. Bundan dolayı da üretimin düştüğü görülüyor, sınıflandırma. İkincisi de maliyetler. Maliyetler yukarıda. Çünkü değişken döviz kurlarından dolayı maliyetleri öngöremiyorlar. İşçi maliyetleri de artmış vaziyette. Bu Elazığ piyasasında söyleyeyim, Elazığ piyasasındaki maliyetler Türkiye'den biraz ayrıştığı için bir tık daha yukarıda diye ifade edebilirim. Parantez içi bir soru soracağım yine seyircilerimiz için. Çünkü özellikle otomobille ilgili program yaptığımda hep şu çok merak edilmiştir. Otomobil almanın doğru zamanı. Hani genel itibariyle böyle Aralık'ta falan. Gerçi ikinci el sıfır piyasası da değişmekle beraber otomobiller için öyleydi. Şimdi seyircilerimiz de merak etmişlerdir. Ev almanın doğru bir mevsimi var mıdır? Fatih Bey, değişir mi mevsimine göre? Mesela mevsim, yazın, kışın. Mevsimler değişir. Şimdi Ağustos, Temmuz-Ağustos ayları biliyorsunuz ki atama aylarıdır. Özellikle doğudaki illerde bu çok olur. Ve bu zamanlarda konut fiyatları artar. Öğretmen atamasıdır, işte kamusal atamalar, polisler falan geldiği zaman o şehre orada bir artışlar olur. Baharla birlikte aslında o kıvılcım başlamış olur genellikle. Doğru zamanlar da bakıldığı zaman işte yılın ilk 3 ayıdır aslında doğru zamanda alma. Çünkü doğru fiyatta alırsınız. Doğru fiyatta aldığınız için de kazançlı olursunuz. Ama iyice inceleyip sık dokunmamız lazım. Her yapıyı da böyle gidip de almadan ilk önce bunun bir değerlemesine de bakmak lazım. Değerlemede üstünde yapının herhangi bir kanuni üretimle ilgili sıkıntısı var mı yok mu? Bunlara da bakılması lazım. Dikkat etmeleri gerekir insanların. Bir belediyeye gidip sormaları lazım. Diyebilirler ki bu binada bir yıkım kararı var mı? Herhangi bir
üstünde mahkeme kararı var mı? Tapuya gidip sorabilirler, üstüne takliyat var mı yok mu diye. Doğru zamanlar genellikle ilk 3 aydır her zaman için. Yani, ağır geçer yani. Değil mi? Ocak, Şubat, Mart'tır, Mart. Evet, o dönemlerdir. Evet, yavaş yavaş seyircilerimiz kaçırsa da Ağustos'ta ev almıyoruz demek ki, değil mi? Almıyoruz yani demeyelim de bu dediğim etkenlere bir baksınlar. Eğer pazarda onlara göre huzurun, mutluluğun parası yoktu, onu her zaman alsınlar da. Ama yatırım amaçlı bakıyorlarsa biraz daha o dönemlerde çok araştırsınlar. Öyle diyeyim. O dönemler, o aylar öyle. Evet. Fatih Bey, bununla ilgili son soruyu şöyle soracağım. Şimdi ev fiyatları muazzam şekilde arttı. Soruyorsunuz satan kişi veya müteahhiti. Ya demir fiyatları çok arttı, işte arsa payları çok yüksek, özellikle belirli mahalleler için çok yüksek. Bunlar yansıdı diyorlar. Ev fiyatların gerçekten sadece bu dalgalanma, maliyetin artması mı arttırdı? Yoksa talebin çokluğu mu arttırdı? Talebin çokluğu tabii ki stoktaki dairelerin fiyatlarını arttırdı. Geçen seneden bahsediyorsak. Çünkü çok ciddi stok vardı. O stokların bir erimesi lazımdı. Çok ciddi talep gelince bizim piyasada ziyaret ettiğimiz bu gayrimenkulün düzenlerle konuştuğumuz zaman da başlarının döndüğünü söylüyorlardı. Yani yaz aylarında. O kadar talep var ki bir evi aynı anda 15 kişi istiyor. Evet. Ne yapacağını şaşırıyorlardı. Şimdi o bir dönemdi ama bir iki ay sürdü. O sürdürülebilir bir şey değil sonuçta. Yeni konutlar üretim ham maddesi arsadır. Bir profesyonel anlamdan da bir inşaat şirketi bir iş yapacaksa arsa stoğunun olması lazım. Kendi bünyesine kendi malı da olması lazım ya da kat karşılığı dediğimiz anlaşmalarla yapması lazım. Bir kere arsa sahipleri çok geri gelmedi kat karşılığında. Birincisi bu. Üretimdeki maliyeti arttıran nedenlerden en başlıca sebebi bu. İkincisi belirsizlik, o değişkenlik. Yani dolar kurunun ya da döviz kurunun nereye gideceğiyle ilgili. Şimdi demir Temmuz ayında 3500'dü, şimdi 5500-6000'ler civarında dolaşıyor, gidiyor, geliyor. Bu da ciddi bir maliyetti. İlk 5 ay geçen sene %1,5-2'lik bir artış olmuş üretim maliyetine. Ama Haziran ayından Kasım'a kadar da çok ciddi de bir inşaat maliyetlerinde artış var. %30'u bulmuş bu. İşçilik maliyeti 27, ortalaması da %30'a gelmiş hem malzemeyle birlikte. Bu da çok ciddi ne oldu? Yeni konutların, üretilen konutların fiyatını da ister istemez yukarıya çıkardı. Bir ticarethanesiniz, üretim yapacaksınız, ham madde pahalı anlaşıyorsunuz ya da ikincisi üreteceksiniz, işçi maliyeti, malzeme maliyeti, bir de kar yapacaksınız, bir para yatırmışsınız. İşte bu sıfır konut dediğimiz yeni konutların fiyatlarını ne yapmış oldu? Yukarıya çekmiş oldu. Yani şu andaki yeni konut fiyatları diğer emsallere göre, ya iki sene üst sene böyle üretilenine göre daha yukarıda. Bu fiyatlar bir iki aydır %2'lik bir düşüşe geldi, o kadar. Bakalım Mart ayı verilerinde bize ne çıkacak karşımıza. Ama konut, yeni konut, sıfır konutların fiyatları %30 maliyetten dolayı da artmış oldu. Fatih Bey, benim öngörüm sanki birazcık daha onlar stoklaşacakmış gibi geliyor. Çünkü baktığınız zaman zaten pandemi çok etkiledi ve birçok insan işinden oldu. Bunun ekonomik yansımasını göreceğiz zaten. Yani eğer ciddi bir krediler faiz oranlarında düşüş olmadığı takdirde bilemiyorum. Bakalım. İnşallah. Yani piyasa hareketlenecektir. Öyle gidiyor yani. Gidecektir yani. Sıkıntı olacağını sanmıyoruz. İnşallah. Zaten muhtemelen bayramdan sonra bu yasaklar falan da kalkınca yine şenlenecek inşallah her şey. Öyle umuyorum. Aynen öyle. Dileğimiz o. Evet. Fatih Bey, direktörü olduğunuz bir TEP. Evet. Bunu biraz açalım mı? Açılımına nedir bu? Bunu konuşalım istiyorum. Şimdi muadilleri ismini vermeden biliyoruz. Az çok aşinayız zaten. Çıkış yeri de Elazığ diye biliyoruz. Onları duyduk, öğrendik, biliyoruz. Ama bir TEP'i de biraz sizinle beraber açalım, nedir? Şimdi aslında bir TEP fikri bir günde, bir saatte ya da bir günde, bir haftada çıkan bir şey değil. Bu yılların birikimi. Bir TEP açılımı da birlikte tasarruf ve ticaret ekonomisi platformu diye geçiyor. Biz burada tasarruflarla, yani orta ve alt gelir kesimin değil, tasarruf alıcılarımızla satıcıları bir araya getirdiğimiz bir platform burası. Burada tasarruf finansının gücünü de kullanarak alıcı ve satıcıyı bir araya getiriyoruz. Aslında satıcılar için yeni bir satış yöntemi sunuyoruz onlara.
alternatif değil, ilerleyen zamanda onlar için ana bir satış kanalı olacak Birtep. Birtep'te 3 tane... Çok da isim vermeyeyim, Rıçık kızmasın bize. Bizim ana gayrimenkul, otomotiv ve sigorta alanında 3 faaliyetimiz var. Sektörde faaliyet. Gayrimenkul, otomobil ve sigortadayız. Sigortada. Sigortada da tüm Türkiye burada hizmet veriyoruz. Dijital ortamda da bunu sağlıyoruz. Aynı zamanda otomotivde de bizim hem sıfır hem ikinci el bir filo kiralamamız var. Bir de ikinci el satışımız var. Gayrimenkulde de bir geliştirme yapıyoruz. Geliştirme markamız var. Bir modern. Diğeri de bizim orada alım ve satımını organize ettiğimiz bir markamız var. O da bir tapım diye. Şimdi bu platformda alıcı ve satıcıyı biz bir araya getiriyoruz. Burada alıcılara beklemeden, satıcılara da beklemeden, satıcıya diyoruz ki burada milyonlarca alıcı var, satın almayı bekliyor. Cidden de öyle. Gelin ürünlerinizi burada satın. İlk günden kafanızda bunu satılmış bilin diyoruz. Ve tasarruf finansının gücüyle de onları bir araya getiriyoruz. Alıcılar için faydası ne? Alıcılar için bir beklemeden, iki bir borçlanmadan, herhangi bir şey ödemeden, bir faiz yüküne girmeden burada konutlarına sahip olabilir. İlk günden evde oturabiliyorlar. Kendi tasarruflarıyla burada konut alabiliyorlar. Muhteşem bir şey bu. Yani Türkiye için de bizim aslında ülkemizin de tasarruflarla bu işin içinden çıkacağımızı gösteriyor. İnsanların tasarruflarıyla konut edinmeni sağladığı, taşıt edinmeni sağladığı bir platformuz biz. Ve bu platform da yakın zamanda daha da büyüyecek. Tüm Türkiye'ye zaten mal olduk. Öyle de devam edeceğiz. Fatih Bey, şimdi ülkemize baktığımız zaman büyük çoğunluğunu muhafazakar kesimin oluşturduğunu görebiliyoruz. Ve bu kesimde daha ziyade işte faize bir karşı tavrı vardır. Hani ben faize bulaşmak istemiyorum. İşte büyük günahlardan olduğunu düşünürler. Bu o insanlar için bir alternatif çözüm müdür? Oradan mı oluştu bu fikir? Tabii şimdi tasarruf finansman sektörü, artık tasarruf finansman sektörü 7 Mart'ta regüle oldu. Tasarruf finansman sektöründe de artık kanunla ve güven de piyasaya sağlandığı için de Bankacılık Düzenleme Denetleme Kurulu da hem düzenleyen hem denetleyen yönetmelikli kanun ona verdiği için o şu anda bunu işin denetimini yapıyor. Burada tabii birinci esas güven. İnsanların güvenle işini yapması gerekiyor. Güvendiği yerlerden bu ticaretini yapması gerekiyor. Şimdi insan şöyle bir şey söyleyeyim size. Türkiye'de satılan konutların aslında 2-2,5 milyonları bulması lazım. Çok ciddi. Bugün 10 kişi bankaya gidiyor, 7 tanesi kredi alamıyor. Faize duyarlı olmasa bile alamıyor. Peki bu insanlar oturmayacak mı evde? Peki faize duyarlılar, illaki onları bankalara mı şey yapmamız lazım? Değil. O zaman Birtep'te onları biz buluşturabiliyoruz. Birtep'te diyoruz ki gelin faizli borçlanmadan burada konutunuzu, taşıtınızı ilk günden kullanımına başlayabilirsiniz. Kendi tasarruflarınızla bunu yaparsınız. Herhangi bir fark ödemeden bunu sağlayabilirsiniz diyoruz. Fatih Bey, şimdi en önemli sorun nedir? Bu benim için de seyircilerimiz için de güven sorunu. Çünkü o kadar kötü örnekler gördük ki, o kadar çok insanlar dolandırıldı ki. Zaten sizinle program öncesi bir hasbihal ettiğimde yine bahsetmiştim. Şimdi bu iş yapanlar o kadar güzel dilbaz olabiliyorlar, çok güzel pazarlama tekniklerine haiz olabiliyorlar ve sizi çok rahat bir şekilde, biz de okumayan bir toplum olduğumuz için, işte kanda şunlar 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 var, biz gerekli güveni size veriyoruz diyorlar. İnsanlardan paralarını alıp da ortadan kaybolan tiplemeleri de gördük. Yakın tarihte oldu, isim vermeye gerek yok. Burada seyircilerimizdeki o güven algısını ne şekilde oluşturacağız? Özellikle güven bizim için çok önemli dediniz. Güvenden sonra tasarruftan bahsettiniz. O güveni birazcık daha açalım mı? Şimdi tasarruf finansmanın gücüyle, bu gücü arkamıza alarak da tasarruflarla da insanları burada ev sahibi yapıyoruz dedik. Şimdi 7 Mart 2021 tarihine kadar Türkiye'de bu şirketler faaliyette bulunabiliyordu. 7 Mart'tan sonra da 7 Nisan'a kadar da bir intibak süreci denilen bir süreç başladı bu süreçte. Şu anda insanlar gönül rahatlıkla geçmişte de güvendiği firmalarda işlemlerini yapabilirlerdi. Şimdi bunlar bir düzenleme ve denetleme altına alındığı için bu ilgili kurumlar, şu an 8 Nisan'dan sonra yeni yönetmelikle de şu anda yürütüldüğü iş yaptıkları için bu firma gönül rahatlıkla da bize gelip çok rahat alım ve satım yapabilirler.
Fatih Bey, şimdi siz beni ikna ettiniz. Ben işte sizin firmaya diyeyim, geleceğim. Ondan sonra işte eve ihtiyacım var diyorum. Siz de beni satıcıyla buluşturuyorsunuz. Belirli firmalarla anlaştığınızı söylediniz. Ondan sonra orada eğer ben bir mağduriyet yaşarsam benim muhatabım siz mi oluyorsunuz? Konut üretiminde mi diyorsunuz? Yani örnek veriyorum, yani somutlaştırmak açısından. Şöyle söyleyeyim, zaten konuta ilk günden oturduğunuz için müteahhitle herhangi bir ya da satan kişiyle bir şeyiniz olmuyor. Siz ilk günden oturumunuza orada kavuşuyorsunuz, oturuyorsunuz. Sizin bir tasarruf döneminde tasarruflarınızda bulunuyorsunuz. Sonra finansman döneminiz geliyor. O finansman döneminde de finansmanınızı alıp gayrimenkul satıcısına parasını ödeyip tapunuzu alıyorsunuz. Siz ilk günden evinize oturmaya başlıyorsunuz. Bir tep portalına girip beğendiğiniz evlerde ilk günden alıcılarımız gönül rahatlıkla gelip evlerinde oturabilirler. Ana amaçları evde oturmak. Oturdukları zaman bir tasarruf dönemi bu. Orada da güvende de sıkıntı yok. Tasarruf döneminden sonra finansmana eriştikleriniz zaman da ilgili tapularını alıp oturmaya devam ediyorlar. Şimdi ben anladığımı söyleyeceğim. Benim 300 bin liralık bir bütçem var. Size geliyorum. Siz bana uygun evleri gösteriyorsunuz. Evet. Evet. Ben evimi beğeniyorum ve içinde oturmaya başlıyorum. Aynen öyle. Evet. Tasarruf dönemi dediğiniz, mesela siz bana bir yıl boyunca hiç ödeme yapmıyorsunuz diyor. Ondan sonra ikinci yıldan sonra diyelim ki aylık 4 bin lira bir para mı çıkacak elimden? Yani onu açalım mı birazcık? Şimdi 300 bin liralık bir konutu düşünelim. 300 bin liralık bir konut alacaksınız. Bir kere bu 300 bin liralık konut için bir tasarruf programlarına girmeniz lazım. Tasarruf. Tasarruf programına girdikten sonra ilk günler evinize oturmaya başlıyorsunuz. Tamam, evimde oturdum. Tasarruf programını ben açmak istiyorum açıkçası. O tasarruf programı bizim bir evimin gücüyle orada biz hareket ediyoruz. Bir evimde bir proje açılıyor, tasarruf programı açılıyor. Tasarruf programı açıldıktan sonra da ilgili müşterimiz ilk günler evinde oturuyor. Bir de finansman dönemi dediğimiz, o tasarruflarını ödüyor. Para teslimatı dediğimiz, yani ürününün değiş tokuş dediğimiz kısımda da biz ilgili satıcıya parasını ödeyerek konutun sahibi oluyor müşterimiz. Bu kadar. Hmm. Aslında çok karmaşık bir şey değil. Evet, evet. Dediğim gibi aslında bu bahsettiğimiz şirket diyeyim, yani hani daha yeni yeni öğreneceğiz, aşina olacağız, biraz zor diyebilir ama anladığım kadarıyla siz daha ziyade satıcıları buluşturduğunuz bir, aynen, platform. Aslında o ilk bahsettiğimiz marka hani oturduğu için artık onun üzerinden sürekli gidiyoruz. Onu fark ettim. Yani en azından ben de artık o aşina olduğumuz bir kavramdı. O zaman burada sizin için önemli olan doğru ve güvenilir satıcılara ulaşmak, değil mi? Yani doğru ve güvenilir satıcılara ulaşmak, ama burada bizim için siz de bir konutunuz varsa bizim portalımıza satıcı olabilirsiniz Melisa Hanım. Bireysel bir konutu olan kişi de bizim portumuzda dairesini satabilir. Arabasını da satabilir. İlgili alıcıyla onu buluştururuz. Ya bunu illaki müteahhit üzerinde bakmayalım. Bireysel satıcılar da önemli. Bireysel satıcılar bizim portalımıza yer alabilir. Aslında satabilirler. İnternetten o çok fazla otomobiller için, evler için girip çıktığımız internet portallarına da benziyor aslında biraz. Tabii, değil bir mi? İlan portalı. İlan portalı bu. İlan portalında da burada ilgili satıcı alıcıya hemen ulaşıyor. Alıcının finansmanına da hemen ulaşıyor. Şimdi gayrimenkul sektöründe bu vardır. Evi çok beğenirler. Paraya ulaşamaz alıcı. Evi satamaz. Bizim portalda böyle bir şey yok. Tasarruf finansmanın gücüyle geliyor. Alıcımız hemen hazır. Satıcı hemen konutunu satıyor. Evi beğendiriyor. Hemen finansmana ulaşmış oluyor. Evet. Evet. Fatih Bey, şöyle bir mesajım okuyayım. Bizim de 10 dakikalık bir vaktimiz kalmış. İyi yayınlar Melisa Hanım. Yaklaşık 2 yıldır inşaat sektöründe bir durağanlık var ve bunun en büyük nedeninin ülkedeki ihtiyaç fazlası boş konut olduğunu söylemekte. Konuğunuzun bu konudaki görüşünü rica ediyorum. Selam ve saygılarımla demiş Profesör Doktor Mehmet Ali Kırpık, Kafkas Üniversitesi'nden selamlarımızı ve saygılarımızı yolluyoruz. Çok teşekkür ederiz. Sağ olsun. Şimdi aslında konut stoku nerede var? A+ diye tabir ettiğimiz markalı konut projesi üretilen firmalarda var. Aslında geçtiğimiz sene yapılan bu hamle de ister istemez markalı konut projelerinin stoklarının eritmesiyle ilgili yapıldı. Çok eridi mi? Erimedi çok. Fazla erimedi açıkçası. Stok evet var, ama dediğim gibi A+ diye üretim yapılan ürünler de var. Bunun adetine de bakarsanız işte 900 bin 950 bin bandında şu anda bir stok görünüyor.
A+, yani bu 750 bin TL üzerindeki konutlar için söylüyorum bunu açıkçası. Zaten onun altındaki konutlarda herhangi bir stok yok. Bugün siz ihtiyacı yönelik konut ürettiğinizde herhangi bir satışla ilgili bir sıkıntı yaşamazsınız. Asıl stok orada yok. Onu ifade edeyim. Evet. Fatih Bey, şimdi bahsederken geliştirme markanız Bir Modern projesinden bahsettik değil mi? Onun hakkında da birazcık bilgi verelim. Nedir bu? Şimdi Bir Modern bizim bir geliştirme markamız. Bir Tep'in altındaki bir markamız. Bir Modern projemiz geliştirme, bizim bugün Bir Modern Elazığ'dayız. Elazığ'da geldiğimiz illerde ne yapıyoruz? Orada sektörleri büyütme anlamında bir hedefimiz var. Amacımız bu. İkincisi depreme dayanıklı, yaşam alanı olan, programımızın adı da yaşama dair. Evet. İnsanların yaşam alanı olan bir sosyalleşebileceği bir proje, Bir Modern projesi. Biz iki etaplı bir projeyi düşündük. Bu projeyi yaparken de altında açık bir AVM'si ve çarşısı var. Burada 6000 metrekarelik bir alan bu. Türkiye'nin bugün en marka alışveriş merkezlerinin araştırmasını yapan firmayla çalıştık. Ha, bu ekrandaki görüntü Bir Modern projemiz. Bir Modern projemiz. Evet. Engin'cim, onu yine yansıtalım mı? Siz konuşurken en azından arkada da görünmüş olur. Daha da şimdi, desteklemiş olur. Bir Modern projemizde bizim 216 tane dairemiz var. İki etaplı bir proje. Bir ay sonra birinci etapı teslimlerine başlıyoruz. Çok teşekkür ediyorum buradan Elazığlı hemşerilerimize. Elazığ'da yapmış olduğunuz bir proje. Elazığ'da, Elazığ'ın merkezinde, ana cadde üzerinde, kapalı otoparkı olan, sosyal alanları olan, kapalı havuz, hamam, sauna, bir yaşam alanı olan bir proje burası. Bugün 216 tane bağımsız bölümden oluşan bir projemiz. İki etaplı bir proje. Yaklaşık 1000 kişinin burada yaşayacağı, altında 6000 metrekarelik bir ticari üretenin ve Bir Modern Meydan adını verdiğimiz bir çarşısı olacak. Burada dünya markalarıyla, küresel markalarla anlaşmalar yapacağız. Şu anda onların görüşmelerine başladık ama burada telaffuz etmiyorum. Yakın zamanda bunları duyacaksınız. Bizim amacımız burada oturan kişilerin bir konforlu yaşaması, otoparka girip asansöre basıp direkt evine çıkması, aynı zamanda da aşağı indiği zaman alışveriş yapıp ve sosyalleşmesini istiyoruz. İkincisi, bu projede oturmayıp hafta sonu örneğin başka bir semtte oturan Elazığlımızın, ya bir moderne gideyim de bu hafta bir ailecek bir kahve içeyim ya da bir alışveriş yapayım diyen bir projedir. Bir marka projedir. Elazığ'ın bir markasıdır. Bir markası olacaktır. Elazığ'da şu anda bu tarzda bir proje yok. Açık alışveriş merkezi pandemi döneminde de çok ciddi revaçtadır. Tabii. Genellikle kapalı alışveriş merkezleri de açık alışveriş merkezlerinde değerinin de arttığını da görüyoruz. Elazığ'a bir değer bu. Ticaret anlamında da bir değer bu proje. Elazığ'da olmayan markaların da yakın zamanda geleceği olacak bir projedir. Bir Modern Elazığ projesi. Burada Elazığlılara sorduk, hangi markaları istiyorsunuz diye. Bu çok önemli bizim için. Türkiye'nin en büyük alışveriş merkezlerinin araştırmasını yapan firmayla çalıştık. Ona sorduk. Elazığlıları dinledik. Elazığlıları dinleyerek buradaki markaları ona göre oluşturuyoruz. Baktığımız zaman muadillerini büyük şehirlerde, özellikle İstanbul, Ankara, hani bu projelere emsal diyebileceğim, gerçekten hani şehrin vizyonunu da değiştirecek, etkileyecek çok büyük ve çok güzel bir proje olmuş. Çok iç acıcı. Aslında Elazığlıların büyük çoğunluğu da bekliyorlar. Artık ne zaman tamamlansa da, özellikle açık alışveriş merkezinden bahsettik ya, Elazığlılar dört gözle bunu bekliyorlar Fatih Bey. İnşallah seneye iki etaplı bir proje. Birinci etapını teslim ediyoruz. Mayıs ayı gibi birinci etaptaki hak sahiplerimiz oturmaya başlayacak. Kat maliklerimiz. Aynı zamanda çok teşekkür ediyorum buradan Elazığlılara. Çok teveccüh gösterdiler. Projemizde birinci etapta 108 tane dairemiz vardı satışa esas. Şu anda 10 tane konutumuz kaldı. Çok sınırlı sayıda kaldı. Yani 10 tane konut da bir ay sonra hemen teslim edip oturabilirler. İkinci etaptaki projelerimizde de, ikinci etapımızın da 108 tane dairesini satışa yeni çıkardık. Orada da yine 108 tane dairemiz var, 54-54. Orada da şu anda 80'e yakın dairemiz kaldı. Biz tasarruf finansmanın gücüyle burada borçlanmadan, faiz ödemeden tasarruflarıyla Bir Modern'de bunu sağlıyoruz. Bir ilki de söyleyebilirim burada size. Evet.
Türkiye'de bir ilktir. Tasarruf finansının gücüyle, tasarruf finansıyla satış yapılan ilk projedir. Bir modem projesi Türkiye'de. Evet. Fatih Bey, son olarak şunu soracağım. Bahsetmiş olduğunuz bu projeden konut almak isteyen kişiler size ne şekilde ulaşacaklar? Bizim birmodern.com web sayfamız var. Buradan ulaşabilirler. 0850 340 91 91 bizim iletişim hattımız. Sosyal medyalar, Instagram, Facebook, buralardaki adreslerden de bize ulaşabilirler. Satış ofisimizde Elazığlıları bekleriz. Satış ofisimize ulaşıp oradan da örnek dairemizi gösterebiliriz. Çok keyifli bir örnek dairemiz oldu. Onu da gelip görebilirler. Buralardan ulaşabilirler bize. Evet. Fatih Bey, çok teşekkür ederim. Özellikle bu proje bir an önce hayata geçsin. Elazığ'ın vizyonu, çehresi değişsin istiyorum. Son olarak ne eklemek istersin seyircilerimize? Son olarak projemizle ilgili şunu eklemek isterim. Konut piyasasını konuştuk, gayrimenkul piyasasını konuştuk, üretim maliyetlerini konuştuk. Üretim maliyetlerinin yansımadığı bir projedir. 10 adet dairemiz var burada. Bence kaçırmadan gelsinler. Hiç zam yapmadık. Gelsin karşılaştırsınlar. Fiyatları çok uygun. Bugün bu tarzdaki bir projenin fiyatları normalde 750 bin TL'nin üstündeyken biz daha altta bunları yapıyoruz. Hem de tasarrufun, dedim ya, gücüyle bunu da yapıyoruz. Kaçırmasınlar. Biz zamlara yansıtmadık, onu ifade edeyim. Evet, tekrar teşekkür ederim. Rica ederim, çok keyifliydi. Çok, evet, sağ olun. Evet, bence de çok keyifliydi. Değerli seyirciler, bugün gayrimenkul piyasasını hem ülke bazında hem Elazığ ekseninde konuşmuş olduk. Umarım sizin kafanızdaki soru işaretlerini de gidermişsinizdir. Yarın görüşmek üzere, hoşçakalın.